Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar 25-31 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar bayram haftasındayız. Öncelikle bayramınızı kutluyorum. Sağlıklı ve huzurlu bir bayram dilerim size. Evet bu hafta geçen hafta doğan ikizler Burcu'ndaki yeni ayın enerjileri haftaya başlayacağız. Ayın ışığı da büyüyen fazla olacak. Pazartesi ve Salı Ay Yengeç Burcu'nda, Hilal fazında. Bir yandan sizi duygusal olarak desteklerken günlük hayatınızda hareketlendirebilir. E, hafta başı özellikle sizi keyiflendirecek, mutlu edecek, biraz da nostaljik etkiler getirecek e, enerjiler var. Hem yakınlarınızla, sevdiklerinizle daha fazla duygusal paylaşım yapabilirsiniz. Bir yandan da sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, uzaklarda yaşayan kişiler, uzun süredir görüşmediğiniz, görüşmediğiniz kişilerle daha fazla e, iletişim kurma ee, imkanı bulabilirsiniz. Bunlar da sizi, sizi aslında duygusal olarak çok besleyecek. Bir yandan da romantik etkiler var hafta başından itibaren. Mars balık burcunda, karşıt burcunuzda ilişkiler alanında daha fazla enerji harcadığınız bir dönemdesiniz. Ancak bu hafta Mars sizi olumlu olarak da destekleyebilir. Yani her türlü ilişki dinamiğinizde yakın arkadaşınız olabilir, eşiniz, partneriniz olabilir. Bir şekilde size bazı ufak sürprizlerin yapılması, bir şekilde sizi heyecanlandıracak jestlerle karşılaşmanız ya da ilişki dinamiklerinizde heyecanlar olması mümkün görünüyor hafta genelinde. Ve bu hafta 28'inden itibaren gezegeniniz Merkür artık Yengeç Burcu'na geçecek. ikizlerden ayrılacak. 18 Haziran'a kadar Merkür Yengeç Burcu'nda ileri harekette. 18'inden sonra ise retro hareketine başlayacak. Demek ki 18'ine kadar daha verimli bir Merkür var. Bu dönem sizi duygusal olarak beslerken yani zihniniz biraz evet olaylara daha objek, objektiften ziyade biraz subjektif yaklaşabilir. Yani duygusal ve sezgisel yaklaşabilirsiniz bu dönemde ama yaratıcılığınız da güçleniyor, sezgileriniz de güçleniyor. Ve özellikle sevdiğiniz kişiler, yakınlarınız ve arkadaşlarınızla her türlü sosyal etkileşimde de Merkür burada sizi destekleyecek. Ee, ve bir yandan hani yeni projeler üretme veya yeteneklerinizi değerlendirme alanında da özellikle zihinsel yetenekleriniz, el becerileriniz tüm bu alanlarda Merkür'den fayda görüyorsunuz. Bunu değerlendirebilirsiniz. Evet bu hafta çarşamba ve perşembe Ay Aslan'dan geçerken bu iki gün biraz daha iç dünyanıza yönelmeniz, biraz sakin geçirmek istemeniz, zaman zaman yalnız kalmak, dinlenmek istemeniz mümkün ay aslandan geçerken aslında özgüveni yükseltir ancak sizin için biraz hani yalnızlaşma eğilimini arttırabilir Cuma öğleden sonraki saatlerden itibaren ay burcunuza geçiyor Başak burcuna geçecek iki buçuk gün her ay e, ay transitte burcumuza gelir ve yaklaşık 2 iki, iki buçuk gün kalır Cuma öğleden sonraki saatlerden itibaren ay burcunuzda olacak pazar akşamına kadar bu dönemde e, bir yandan duygusal anlamda çok e, enerjiniz güçlenirken bir yandan da hani hem e, duygusal hem bedensel daha hassas olabileceğinizi de unutmayın. Biraz kırılgan, naif olabilirsiniz. Sindirim sisteminize de dikkat edin özellikle. E, bunun yanı sıra Ay Aslan'dan geçerken özellikle yakınlarımız, yaşadığımız mekanlar, evimiz, yuvamız bizim için biraz daha öncelikli hale gelebilir. Sizin de enerjinizi, özellikle duygusal enerjinizi, özellikle yakınlarınıza ve özel hayatınıza odaklamanız hafta sonu mümkün görünüyor. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.